şartları nedeniyle çöken iki kapalı deponun acilen durumu cihetine gidilmesi. 3. Toprak mahsulleri ofisin Hubat alımlarında kullanılan depoların yetersiz olması nedeniyle alımlarda tıkanıklık gözlenmektedir. Bu tıkanıklığın giderilmesi için depo kiralama veya alım işini acilen harekete geçirip hazırlanmaların yapılması. 4. Ülkenin önemli tarım ürünü olan tohum pazarlanmasında üreticinin çektiği zahmet göz önüne alınarak ilçede Çukur Birlik alım merkezinin açılması, bunun için de kapalı depo ihtiyacının karşılanması ve bu konuda kaymakamlığımız ve yapılan bazı girişimlerimize yardımcı olunması. 5. Tüm yurtta üzümü ile tanınan ilçemizde bağcılık, hastalık ve kuruma nedeniyle terk edilmiş durumdadır. Tarıma elverişli arazisi olmayan köylerimiz için üzüm yetiştiriciliği hep beraber en taşımaktadır. Bu tarım sektörünün yeniden canlandırılması için devlet destekli asma çubuğu dağıtım ve yetiştirme projesinin çok acele olarak geliştirilmesi. 6. İlçemiz ekonomisinde önemli bir payı olan istif üretimi yapan üreticilerin sorunlarının acilen çözümlenmesi gerekmektedir. Bu sorunların başında tarıma elverişli olmayan taşlık kayalık alanları tarıma elverişli hale getirip ıslık üreticiliği yapan vatandaşlarımızın hazine ve orman tarihsizliği birçok mülkiyet sorunları vardır. Bu konunun çözümü için orman baskını kaybetmiş arazilerde ıslık üretiminin desteklenmesi ve mülkiyet sorunu çözümü için ilçemizde orman kodusla çalışmaların zaman geçirilmeden başlanması gerekmektedir. 7. Tarım arazisi az olan köylerde küçük aile işletmeciliğine dayanan örnek seracılık çalışmaları ilçemiz tarım müdürlüğünde başlatılmış olup bunun tüm köylüye yaygınlaştırılması için gerekli devlet desteğinin sağlanması. 8. İlçemizde bulunan hazine arazilerin bir ailenin geçimine yetecek miktarlara ayrılarak topraksız çiftçilere satılması veya kiralanması yönünde çalışmalara başlanması. 9. İlçemizin sulu tarıma geçirebilmesi için fevkalade önemli olan çatal ağaç barajı çalışmalarının hızlandırılması ve neticede modern tarım işletmeciliğine geçilmesi yönünde ilçe tarım müdürlüğünce çiftçi eğitimlerinin zaman geçirilmeden yapılması. 10. Eski besle bulunan tarihi eserler restore edilmesi için vakıflar gelen müdürlüğünde gerekli çalışmalara zaman geçirilmeden başlanılması. 11. İlçemizin ulaşım bağlantısına birçok güçlükler çekilen sular bucağının yolunun yapılması için karayolların zaman geçirmeden çalışmalara başlanılması. 12. Ürün mevsiminin başlaması nedeniyle çiftçilerimizin ürünlerini bozulmadan zamanında ilçeye getirebilmeleri için 5-5 yol, 5-5 yol yollarından acilen onarım ve bakımlarının yapılması. 13. İlçede kışın şiddetli geçmesi nedeniyle tüm köy yollarımız tahrip olmuş durumdadır. Bu yolların onarımı için köy işletmeleri müdürlüğü ilçemize gerekli makine ve ekipmanın görevlendirilmesi. 14. İlçemizde hasta ve ulaşan kamu sıkıntısını giderilerek yeni bir besle yaratılması için kaymakamlık ve belediye ilişkiliğiyle kurulan ve temel atılan sınırlı zorunda besle yeni kentte bu kooperatif çalışmalarına yardımcı olması. 15. İlçemizde işsizliği büyük bir sorun haline geldi ve göçlere sebeplerden düşünülerek iş sahasını genişletmek ve göçleri engellemek üzere kurulan sanayi sitesi yapı kooperatifi çalışmalarımızda bizlere maddi ve manevi destek verilmesi. Yukarıdaki maddeler hakkında belirtilen ihtiyaçları 10 Nisan 1992 tarihinde yapılacak olan İl Meclisi toplantısına gündeme getirerek nazar dikkate alınacağı inancı içerisindeyim arz ederim. Nasaplıklı Besli Kaymakamı İlçe Meclis Başkanı. Şimdi kıymetli arkadaşlar, bu okuduğum geçen toplantının tutanağı. Bu tutanağa ek olarak bir de Besli Eyran'dan Eyran'ın mağmur çıkılarak yıkılma durumunda kalan Korukular Mahallesi'ndeki Eyran mağmur evlerin başka yere dahil evleri olarak yapılması yolunda çalışmalarımız vardı. O çalışmalarımız da devam etti ve yer belirleme çalışmaları bitti. Bundan sonra yatırım programına girip işin yapılması safhasına girildi. Şimdi bu toplantıda almış olduğumuz kararların ne kadarının ne sağlamı olduğunu ilçe kaymakamı olarak anlatmak istiyorum. 1. Tütün ekimi için yeni bir tütün politikasının oluşturulması. Bu konu hassas bir konu
ben bir açıklama getirmek istiyorum. Önemli olan tütünü fazla yetiştirmek değil, kaliteli öz tütünü yetiştirip baş fiyata alıp para kazanmak. Yoksa ovada mümbit arazide tütünleri yetiştirip o tütüğü de yakmak hem ülke ekonomisi açısından, hem emeğe saygı açısından, hem de bizim köylümüz açısından verimli bir olay değil, iyi bir olay değil. O yüzden yaprak tütün işletme müdürlüğünce bölgedeki toprak tahlillerinin yapılarak yeni bir tütün politikası oluşturup daha ufak arazilerde daha kaliteli tütün elde edip aynı parayı çiftçimize kazandırabilmesi politikasının oluşturulmasını biz arzulamıştık. Bu konuda çalışmaların ne safhada olduğunu Teker Yaprak İşletme Müdürümüz bize söylerse memnun oluruz. Buyurun. Bunda bir soru da bir biz Teker olarak bu bölgenin tütüncülüğünü sürekli izliyoruz. Nisan ve Eylül ayları arasında bu tütüncülüğün durumunu genel müdürlüğe rapor ediyoruz. Şimdi öncelikle Teker destekleme alımı yaptığı için ne kadar tütün alacak, bunu nasıl alacak, o şartları Teker belirlemiyor. Öncelikle bu destekleme alımı konusunda bir tütün politikasının belirlenmesi gerekir. İhtiyacımız ne kadardır, ne kadar tütün alacağız, bunun ne kadarını işleyip harmanlarımızda kullanacağız. Öncelikle bunun belirtilmesi gerekiyor ki bu da çok büyük çaplı bir çalışmadır. Biz ekicilerimize taban tarlalara, sulu tarlalara tütün yapmamalarını, kır ve kır taban tarlalara az miktarda tütün bildiğiniz gibi bir aile ziraatıdır. Aile ziraatıdır. Çok fazla miktarda değil, az, öz, kaliteli olarak aynı parayı elde edecekleri şekilde yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bu konuda Cezayir Büyüğü olarak çok fazla bir yetkimiz yok bizim. Vatandaşımıza getirdiği tütünü tabii sonuna kadar aldığımız için sadece fiyatta değişme oluyor. Bu da çok fazla caydırıcı olmuyor. Onun için bu tütün miktarı üretim planlaması konusunda bizim çok fazla yapacağımız bir şey değil. Bizi aşan bir durum. İkinci konu bu çöken ambarlarımızın iadesi yapıldı. Ambarlara başlandı. Çok süratli bir şekilde çalışma yapılıyor. Bu Ağustos'un 16'sında ilk ambar teslim edilecek. Ağustos'un 20'sinde ikinci ambar teslim edilecek. Bizim şu an dışarıda kiralık olan tütünlerimiz var. Hemen ilk etapta onları taşıyıp koyacağız tamir olan ambarlarımıza. Buna ilaveten iki tane yeni ambar yapılacak gelecek yıl için. Gelecek yılki ihtiyaca tam olarak cevap vermiyor. Tütün üretiminde büyük bir artış var. Tam cevap vermiyor ama bir nebze de olsa rahatlatacak bizi. İki tane yeni ambar yapılıyor. Artı buna ilave olarak yemekhane ve sosyal tesis yaptırmaya çalışıyoruz şu an. Projesi yapıldı. Henüz yönetim kurulundan çıkmadı. Kısa bir sürede çıkmasını bekliyoruz. Üçüncü konu istihdam yaratmak amacıyla bu bölgede yetiştirilen tütünün bu bölgede bakımının ve işlemesinin yapılması. Bizim bu konuda genel müdürlüğe tekliflerimiz vardı. Bu bölgedeki mevcut tütünün buradan işlenip istihdam yaratılması için 150 bayan, 100 erkek işçiye ihtiyacımızdı. Genel müdürlüğün takdiri şu an ilk etapta 80 tanesi alınacak. Bunun için de sınav yapılacak. İstihdam yaratma açısından çalışmalar bu şekilde. Ağustos ayı içerisinde inşallah sonucunu verecektir. Söyleyeceklerim bu kadar. Soracağınız varsa. Şimdi bir de ben burada müjdesini vermek istiyorum. Geçen Teker'in yapılan ambarlarını kontrol için gelen mühendisiyle konuştum.
geçim oldu. Şimdi herhalde tükür alımımız bitti. Biz depolar yapmaya başladık. Depolar bu sene de boş kalacak. Bir yanlış uygulama oldu. O yüzden bundan böyle konuyu zamanında yapmakta büyük fayda var. Tamiratı bu kadar gecikmesi devletin aleyhine olmuştur. Nedir? Gidip başka yerler kiralandı. Kiralanacak yer bulamasaydı halimiz dumandı. Şimdi sevkiyatlardan dolayı bir problemimiz var. Biz bu aldığımız tütünü işlemeden başka yere göndermemiz gerekiyor. Tabii bunu aldığımız 4 milyon kilo tütünü biz kendi imkanlarımızla ancak 2 milyon kilosunu işleyebiliyoruz. Geri kalanını başka mahallelerde işlemek üzere sevk etmemiz gerekecek. Yalnız şu an bütün her yerde işlenmemiş tütün olarak ambarlar dolu. Hiçbir yer istemiyor. Gelecek yıl alım sırasında sıkıntı olacak. Biz bu yaz döneminde bu sıkıntıyı çözmeye çalışacağız. Artık genel müdürlük nasıl bir çözüm önerdi bize? Bu fazla tütünler yanar mı? Başka yere mi sevk edilir? Yoksa ihracat imkanları bulurlar, ihraç mı ederler? Yani şu an belli değil. Çalışmalar yapılmaktadır. Şimdi Müdür Bey, bizim özellikle ve öncelikle bu depoları boşaltmamız lazım. Çünkü gelecek yılın tütün alımında yine bir depo sıkıntısı çekeceğiz. Yine bir sürü problemle karşılaşıyoruz. Bu depolar boşaltılmaz. Gelecek seneki tütüne bakmayacağız. Koyacak yer bulamayacağız. Zaten tümü boşaltsa bile gelecek yıl alacağımız bugün kilitlerin %40 oranında bir artış bekliyorum. %40 oranında daha fazla tütün alacağımızı tahmin ediyorum. Çünkü hükümetimizin vermiş olduğu tütün fiyatı tütünü teşvik etti ve daha yumurta kapıya sıkışınca önlem aramaya uğraşmıyorum. O yüzden genel müdürlük bazında olsun, kaymakamlık bazında olsun, teker müdürlük bazında olsun, herkes kendine düşen görevi şimdiden üzerine alıp çarelerini şimdiden bulmak zorundadır. O yüzden bu çareleri şimdiden düşünelim. Yoksa seneye Mart ayında veya Şubat ayında biz alıma geçtiğimizde depo sıkıntısı yine olacaktır. Onun çözümünü şimdiden bulmamız lazım. Bunu nasıl buluruz? Artık onu fikir üreterek, kafa yorarak bulacağız. Evet, yani 50 bin madde sevkiyat istedik. Ben kaç sefer yazı yazdım. 20 bin maddesi yıkak altı olmak üzere yazdım. Fakat olumsuz geldi. Sevk edilebilecek bir yer yoktur diye şu an. Tekrar sıkıştıracağız. Yukarı bekleyeceğiz. Bunu meclis kararı olarak arkadaşlar alıyorum. Bu toplantının kararı olarak gelecek yılın depolama probleminin çarelerinin şimdiden düşünülmesi gerekir. Yoksa benim bölüm oraya tütünü getirip depolamadığından dolayı 10 gün, 15 gün geç açılması alımı birçok insanı çok etkiliyor. Bu olayı erkenden çözerim. Bu iş için de yeni plan yaparız. Fabrik olarak yeni depolama için düşünürüz veya benim yapılanma sistemini düşünüyoruz, bunları düşünelim ve bunu üretelim, diğer müdürümüze sıkıştıralım. Yani yarın sıkışıklığa geçmeden önceden önümüzü almış olalım. Bunu ben böyle olarak bir de veriyorum. Aracımızda şey yapsa sonunda, bundan sonra toplantıya kadar da sorunu çözmüş olalım. Bir sözünüz yoksa teşekkür ederim. Peki müdürüne soracak bir sözümüz var mı arkadaşlar?
Şimdi ayrıca getirdiğimiz Amerikan asma çubuklarından tekrar üretim yapılarak sahaları daha da genişletmeye çalışmaktayız. Aynı yerlerde tekrar tekrar çubuk elde edip artık bundan sonra Amerikan asma çubuğu aracı üzerine yerli çubuk aşılamak suretiyle bloksele karşı etkili mücadele sağlamış olacağız. Anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar bu üzüm konusunda Türkiye'de genel olarak Türkiye bütününde üzümcülükte bir gerileme var. Üzüm emek isteyen, bakım isteyen bir tarafına olur. Ve hızla bu hastalıktan dolayı terk edilmiş yeniden bir kişileri bağışlığa alıştırmak güç olur. Tabii bu konu özellikle GAP bölgesinde iklim üzerindeki bir etkilerle de bir yumuşama olacak. Ben bu Manisa bölgesi üzümlerinin burada gelenmesini istedim. Arkadaşlarımızın böyle bir çalışması olacak. Mesela aşağı verecek olan bir yaklaş grup bağında çekirdeksiz üzüm üretimi yollara gideceğiz. Takalım bir örnek olsun. Daha federasyon çalışması olarak bunu ben görev olarak Tarım Müdürlüğü'ne veriyorum. Onu bir deneyimiz, iklim şartlarının en uygun olabileceği köy neresiyse orada çekirdeksiz üzüm üretimini deneyim. Bu konuda zaten tek başta yüksek sistem yapacağız. Aynı Ege'deki gibi bir sistem. Ve o sistemin içinde bunu deneyebiliriz. Oldu. Tarım Müdürlüğü ile ilgili diğer konulara da ben yavaş burada geçmek istiyorum. Her kadar direkt olarak ilçe tarım müdürlüğüyle ilgilendirmese de ilçemiz ekonomisinin en büyük payı olan fıstık üretiminde en büyük sorun arazinin mülkiyet sorunu olmaktadır. Özellikle ormanla ve hazineyle olan çelişkilerden dolayı bu konu çiftçimizi çok üzmekte. Bunun çözüm yolu orman kadastrosunun geçmesiyle sağlanacaktır. Orman Bölge Müdürlüğü Maraş'ta olduğu için ne yazık ki bize sıra çok geç gelmekte. Bu konuda ne kadar müracaat yaptıysak işlerinin yoğun olduğundan dolayı bunu mahalli kadastroca yapılmasını istemek kadar mahalli kadastronun da böyle bir yetkisi yok. Şimdi ben şunu şey yapmak istiyorum. Gölbaşı'ndaki orman şartımız buradaymış. Ben orman kadastrosunun nasıl yapılabileceğini öğrenmek istiyorum. Sayın Kaymakamım, sayın belediye başkanları, sayın hali amirleri ve kıymetli muhtarlarımız, hepinize saygı ve selamlarımı sunarım. Bu konu önceki toplantıda da gündeme gelmişti, orman kadastrosu çalışması. Türkiye'de orman kadastrosu çalışmaları, Türkiye genelinde henüz tam bitmiş veyahut da yarısını geçmiş değildir. Bizim orman kadastroları öncelikle ormanın optimal olduğu ormanlar daha az böyle verimli ve koru ormanları vaziyetinde olduğu kısımlarda yapılmak öncelik verilmektedir. Ancak oralarda bile bu iş henüz tamamen iyi bir şekilde yürümemekte veyahut da oralar bile geç kalmıştır. Ancak burada öncelikli veya değişik bir sorun var. Sayın Kaymakamımızın belirttiği gibi fıstıkçılık konusu itibariyle ziraatın bir öncelik yönünden sıkıştırmasıyla bir orman kadastrosu talebi olmuş olacaktır. Bu da kendilerinin belirttiği gibi ancak Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman kadastrosu ekipleri vardır. Onların bu sene Gölbaşı ilçesinde bir köyü ancak orman kadastrosu yaptılar. Halbuki programa 4 köy verilmişti. Diğer köylerde malumunuz dağlarda emniyet olmadığından, dağlarda gezemeyeceklerini bahane ederekten o köylerde bir orman kadastrosu çalışması yapmadan yarım bırakıp Maraş'a geri dönmüşlerdir. Bunu ilçe yetkililerinin de sıkıştırıp ve takip etmeleri neticesinde ancak istenip özel bir gayretle gelecektir bu ekipler. Bunun dışında ben köy muhtarlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü
sahalarda bu yardımların devam etmesini, ormanlarında daha da iyi götürmelerini istiyoruz. Şimdi de her tarafın ormanı kendine kıymetlidir. Belki iyi, verimli ormanlar yok ama oranın ormanı, orası için bence alan veya Bornu'nun ormanlarında o köy için daha kıymetli. Orası da büyük ormanlar gibi aynı bu köylerin muhafazasında çok faydalar vardır. Bu kısmet alanları genellikle ormanlar aşılmış alanlardır. Ancak biz orman kalıbı olduğunu iddia ederek ancak sıra arazi kalıbı olarak yapıldığı köylerde orman bütünlüğünü korumuş alanlar. Orman içerisinde iki parsel, ormanın içerisine girmiş, orman bütünlüğünü bozan alanlarda biz itiraz ediyoruz genel anlamda. Aksi takdirde büyük bloklar halinde istirahatlaşmış, üstlüklaşmış arazilere pek de müdahale etmiyoruz. Bir de ayrıca Fırat Havzası ıslahı çalışmalarında mikro projeler olarak da FAO destekli, Dünya Bankası destekli projeler uygulanmaya başlayacak. Bu sene Adıyamanlı asfaltı kenarındaki İçme'den Adıyaman yol ayrımından Tut yol ayrımına kadarki sahada dört köyü kapsayacak sahada mikro proje uygulanacak. Burada hala hazırda ağaçlama sahaları mevcuttur. Bu ağaçlama sahası Tut yol ayrımına kadar devam edecek. Aşağı Taşlı Yazı veyahut da Harman Ardı'nın alt tarafına kalan kısımlarla ağaçlandırılacak. Aynı sahada yine köy hizmetleri, aynı zamanda İl Tarım Müdürlüğü ile müşterek bir projeye katkı sağlamaktadır. Oraların ziraat arazilerini, sulanabilir arazilerini, köy hizmetleri ve tarım, ilçe tarım müdürlüğü ile müşterek bir proje uygulaması yapılacaktır. Proje çalışmaları başlamıştır. Önümüzdeki yıllarda yine yukarı bulunan çayının üst tarafında, Akpınar'ın üst tarafından kuzey evlerinden bir beş girişine kadar bir sahada ikinci bir proje olarak önerilmektedir. İnşallah o da olacaktır. Arz ederim. Şimdi benim söylediğim konu şu. Orman basında kaybetmiş olan ama haritalarımızda orman olarak gözüken belli araziler var. Buralarda bir tek tane ot bile yok. Ağacı var, ot bile yok. Buralara vatandaşımız gidiyor, çalışıyor, çabalıyor, taşını toplatıyor, işte arasını temizletiyor, fıstık çöreğini dikiyor, fıstıklar büyüyor, fıstık üzerine fıstık toplamaya başladığı zaman orman görüyor, ya kardeşim burası benim yerim. Sen buradan dışarı çıkacaksın, burası senin olamaz. Şimdi bu bir benim anlayamadığım bir olay. Ağaçsız alanı, ağaçlandıran adamı biz cezalandırıyoruz. Şimdi söylemek istediğim bu. Ağaçsız olan bu alanları orman baskını, orman arazisi dışına çıkaralım. Ondan sonra biz burada çiftçi, işte o köydeki çiftçimize, o köydeki vatandaşımıza 90 yıllığına mı, 50 yıllığına mı kiralayalım, vatandaşımız bunun üzerinde fıstığı da eksin ve üretimini yapsın. Biz dağları da boş bırakacak kadar zengin bir ülke değiliz. Bu kadar kumardayla toprak harcayacak kadar da zengin bir ülke değiliz. Hem boş duruyor, yapacak kişilere de vermiyoruz. Bu yanlış bir şey. Bunu biz üst bakanlara da bu şekilde gitmesini istiyoruz. Anlamak istediğim mesele benim bu. Yani bu Kızıldağ mevkiinde birçok fıstığa erimiş bir alan var. Ormanlık saha olduğundan dolayı kimseyi sokmuyorlar. Ama ağaç da olur üzerinde. Onu diyorum, buraları orman kadastrosu gelir, buraları orman baskının dışına çıkarır, araziler hazineye devrulur. Hazine bu sefer buraları işte kiralama sistemiyle kiraya verir. Vatandaş da bunu 10 yıl, 20 yıl değil de 50 yıl kiralı tutacağını biliyorsa 50 yıla göre fıstığını
değildir veya buraya vatandaşa verelim yetkimiz yok. Ancak ilçe bazında tarımsal öncelik tanıyıp da idari makam olarak siz bu işi öne sürüp orman kalkanı isterseniz o ayrı konu. Ancak biz istersek orada potansiyel sahamız yok. Bu verimli orman, koru ormanı yok. Bizim başka yapacağımız yerler var diyorlar. Biz ikinci konu da şu. Şimdi sarı yaprak, onun köseceğini, onun daha ilerideki köylerinde, yukarı dağ köylerinde belki bu biraz daha vatandaşın geliriyle direkt ilgilidir. Ancak sizin dediğiniz Kızıldağ'dan aşağı doğru olan kısımlar köylerin aynı zamanda orada da arazileri var. Bir yerde bir denge bulmak lazım. Dağları hali şekilde bırakıp ormanlaştırmak, oralarda belki ağaç yok ama o ağaçlandırılacak sahalar bazında oralar yer almaktadır. Oraların hali hazırda orman örtüsünü koruyup ileriki yıllarda devletin imkanlarının geliştiği yıllarda ağaçlandırma programlarına alıp ağaçlandırabilecek yerler de çok oralarda. Halbuki o köylerin o ana yerleri de var, arazileri de var ama dağ köylerinde yukarı sarı yaprak, onu köseceli, daha yukarıdaki köylerde tekelli ve dağ köylerinde biraz daha bu mantıklı yani köylerin başka bir geçim kaynakları yok. Şimdi bir ikinci mesele de ormanla ilgili benim söyleyeceğim bir husus var. Bundan önceki dönemlerde emek vermişler bu adere mevkiinde taş yazım üstünde ağaçlandırma sahaları var. Bu sahalarda zannederim 15-20 yıl evvel yapılmış. 10-15 yaşında çamlar var. 8 yaşında çamlar var. Belli bir süre içinde yapılmış. Büyük bir kurma var. Büyük bir kurma var. Her 5 ağaçtan 3'ü kuruyor, 2'si duruyor. Bu kurmayı artık Orman Genel Müdürlüğü'nden mi, Orman Fakültesi'nden mi, eleman isteyip bu kurmanın önüne geçmemiz lazım. Yetişmiş ağaçlarımız kuruyor da bilmiyorum. Ben birkaç toplantıda söylüyorum. Kimsenin gelip o işe bak duruyor. Toprak yapısından diyorlar. Toprak yapısından. Çam kurursa hepsi kurur. Yani 5 çamda 3 kuruyup 2'si kurumazsa orada bir hastalık vardır. Bir şey vardır. Onu çözüp bulmak lazım. Yazıktır. Evlerin emeklere yazıktır. Orası yemyeşil olmuş. O yeşilin içinde kurumayı gördükçe benim içim sızlıyor. Arkadaşımızdan ben onu istiyorum. Üst bakanlarına o da iletsin. Gerçi ben Orman Bakanlığı'na da yazdım. Orman Fakültesi'ne de yazdım ama onu bir de kendi şeyleri açısından incelerlerse memnun olurum. Oradaki evet. Kuruma üzüyor bizi. Evet, bu konu önceki yıllarda gündeme gelmiş. Toprak incelemesi yapılmış. Ancak toprak tabakalaşmasının yüzeye paralel ve kat kat yüzeye paralel olduğundan kök geçirme, ağacın kök geçirme sistemi çok zayıf olduğundan, geçiremediğinden, toprağın da fakir olduğundan tamamen toprağın yapısal, fizyolojik yapısından ileri geldiği tespit edilmiş. Edindiğimiz bilgi. Bilmiyorum. Yine buna bakın çünkü orada çam tepeden kurmaya başladığı için bu bahçıvan böceği dediğiniz böcek türü de girmiş olabilir. Onlar bazen kara çamlarda ifrelerin, sürgünlerin uçlarında oluyor. Buna tamamen bir kuruma var. Ancak sık yerlerinde sıklık bakım yapmak suretiyle topraktaki su miktarının bölüşümünü ayarlayıp kalan suyun o sık yerlerdekileri biraz daha kurtarılabilir sıklık bakım durumesiyle. O da önceki önündeki yıllarda herhalde gündeme gelecek. Ormanla ilgili arkadaşımıza sonra bir sorusu olan veya bir problemi olan var mı? Ormanın bir sesli bir şey var mı? Hayır, teşekkür ederiz. Bir arkadaşımız var mı? Buyurun, kadrosu dinleyin. Şuradan bir köyü vatandaşımız. Evet. Bir dakika, kadrosu dinleyin. Kadrosu yapılan yerlerde zaten orman da vatandaşın yerleri ait ediliyor. Bakalım ne yani. Öyle vatandaşın yerine hazineye yazdıkları zaman yok. Hayır, ondan demiyorum ben. Orman arazisi sınırlandırılıyor ya. İşte orman arazisi. Ormanı kadastrosu yaparsa bunun orman vasfını yitirdiği için şey dışına çıkarabilir. Şimdi şöyle efendim, biz... Buyurun. Biz yasa gereği iki ay önce tebligat yapıyoruz ormana. Orman komisyon halinde gelip orman kadastrosu yapmadığı takdirde ormanlık alanları biz çıkarıyoruz dışarıya. Orman olmayan kısımlar rezilletlik çapları yerine getirdiği takdirde vatandaşa veriyoruz. Yani 20 yıl kullandığı yeri vatandaşın elinden almıyoruz biz yani. Genelde de kadastro yaptığımız yerlerde vatandaşlar biliyor, hepsinin tapusu verilmiştir. Isıklık da olsa, dağlık da olsa, zaten arazi yapısı da alınmalı. Yani hazineye veya
isimler yoksa... Evet, aynı konuyu ben az önce şey yaptım. Bizim orman amelajman planlarına göre orman sahalarının çevrilme durumunu biz hata arazi yaptık ettiğimiz zaman esasında ben su varlığının Hürriyet Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi'nin mesela tasarlama çalışması olmuştur. O sahalarda en az 200 parsele bizim haritalara göre en az 200 parsele ifrat etmemiz gerekirken biz 10 tane, 5 tane, 3 tane orman içinin bütünlüğünü bozmuş olan yerlere itiraz ettik. Diğer tarafta hele 1980'den önce 10 yıllık, 15 yıllıktan önceki fıstıklıklarda yani ormanın içerisinde değilse böyle tek dönüş arazilerde değilse hemen hemen bütün o ziraat arazisi olmuşsa bir itirazımız olmadı zaten fazla pratik olarak. Anlaşılmıştır. Teşekkür ederiz. Buyurun. İyi günler hocam. Bu vatandaş birkaç tanesi birleşerek orman tahrip etmektedir. Ben dün ve bugün orman muhafaza memurlarını telefon ettim. Arabalarımızın olmadığı dolayısıyla gelemediler. Biz bu yetiştirmiş güzel ormanlarımızı birkaç kişiye şey yapıyoruz. Ormanlarımızı tahrip ediyorlar. Gölbaşı'ndan istiyorum. Bir yıllık için arada olabiliyoruz. Tekrar bunun için sizden bir yetki şahıkta başta olan mahalle memurlarına nasıl yapınca bu nasıl sevgiler yapalım. Bizim ormanlarımız tarif ediliyor. Şimdi orman kanunlarına göre muhtarlar ve köy ihtiyar heyetleri aynı orman gibi yetki ve selahiyetine sahiptir. Siz isterseniz bu işi usulsüz faydalanan usulsüz kesen adam hakkında tutanağı tutar. Çıkarılması
Daren dereleri şu anda Daren dereleri işleri bittiğinde aşağıdaki eski besledeki eserlerin onarımı ve bu tarihi mirasın bundan sonraki kuşaklara da aktarılması yoluna gidilecek. Yine Suvarlı yolunun yapılmasını istemiştik. Köy, biz karayollarını istedik ama köy hizmetleri bu yılki programında 5 araba yol ayrımından Sarı Yapraklı Yayıklı'nın yolunun asfaltlanmasını yatırım programına almış bulunuyor. Bu çalışma başlayacak. Bir iki yıllarda Suvarlı'ya kadar bağlanacak. Tabii bu yol yapılırken ben Sarı Yaprak'ta ve Yayıklı'da halkla ve yaptığım toplantılarda vatandaşlarımızın yolun genişlemesinde veya yolun geçerken güzergah değişikliklerinde ağaçlarına veya tarlalarına gelecek zarara karşı hiçbir şey yapmayacakları ve bedelsiz terk edeceklere dair bana söz verdiler. Ve inşallah o başladığı zaman yolu standart hale getirip geniş bir yol olarak daha Suvarlı'ya kadar bağlayacağız. Yine istediğimiz 5-5 yolu, 5-Çakırı yolları onarım ve bakımının yapılmasını teklif ettik. Onarım programında ancak henüz başlanamadı. Yakında herhalde başlayıp onu da onarımla bitirecekler. Yol kullanılmaz vaziyette hepimiz biliyoruz. Kışın çok şiddetli geçmesi nedeniyle bütün köy yollarımız tahrip olmuştu. Köy yollarının tahribatını ancak kraterle düzeltebildik. Kumlama bir program işidir diyorlar. Kumlamadan da o yolları ne kadar kraterle yaparsak yapalım. Standart hale getiremediğimiz gibi 3 gün sonra yine elimizden çıkıyor. Bu konudaki ben görüşlerimi Valiliğe ve Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'ne devamlı bildirdim. Bildirmeye de devam ediyoruz. Elimizden geldiğince malzeme falan koparıp bu yollarımızı tamir edip yoluna gideceğiz. İşsizliğin çok büyük safhaya ulaştığını söyledik. Bu ne yazık ki Türkiye'nin problemidir. Elimizden gelen çarelerle burada görevde işsizliği önlemeye, göçüp durdurmaya çalıştık. Şimdi bizim esnafımızın en büyük ihtiyaçlarından birisi sanayi sitesidir. Sanayi sitesinin yapılması gerekmekte çünkü ilkel metodlarla veya ilkel yerlerde yapılan üretimde ilkelde büyük kalmaya mecbur kalıyor. Bunu modern yerlere geçirmekle bizim müteşebbis olan esnafımız, müteşebbis olan üreticimiz elindeki bu eski makinaları yenileriyle değiştirip daha modern üretime geçecektir. Mevcut yerinde o makineyi değiştirmek istemiyor ve aynı makineyle geri bir makine, daha maliyeti yüksek bir makineyle üretimini sürdürmeye çalışıyor. Küçük sanayi sitesinin yapılması şart ve elzem. Bu konudaki çalışmalarımızı durdurmaksızın devam ettiriyoruz. Sayın Valimize konuyu anlattık. O Ankara'da belli yerlere götürdü. Sayın milletvekillerimize ilettik. Ve 2 milyar liralık bir payın bakanlık imzasında olduğu, bakanlık imzaladığı takdirde kullanma imkanımızın olacağı yolunda bilgi aldık Sayın Valimizden en son. Şimdi şu 2 milyar liraya ne yapılabilir? Hiç olmazsa başladı. Başladık 2 geçen yıl yatırım programına devam eder. Şu anda 1 milyon liralık bir ödeneği var. Onunla da bunu başlatmak mümkün değil. Bu 2 milyar liralık payın çıkarılması yolunda yine çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Toplu konut olayında ilçenin konusunda çözüm olmak üzere hızla devam ettirmeye çalışıyoruz. Belli problemlerimiz var. Bu problemleri de çözüp aşmaya uğraşıyoruz. Yine Ankara'da bulunan Sayın Hemşerimiz Profesör Doktor Mustafa Altıntaş aramızda bulunuyor. Kendisinden de bu konuda yardımcı olacağına inanıyoruz. Zaten şimdi zamanda yardımlarını desteklemekten ben ilçe kaymakamı olarak öncelikle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Şimdi bu geçen toplantının bir tekrarı yönündeydi burası. Şimdi bu seferki toplantımıza geçiyoruz. Geçen toplantıda yapılan ve yapılamayan işler ben kısaca size bu şekilde özetledim. Bunun dışında bizim vilayetle ilettiğimiz toplantı dışında benim vilayetle ilettiğimiz ve bütün ilçeyi ilgilendiren birkaç sorun daha var. Ben kısaca onlara da değinmek istiyorum. Bunların başında
birisi Malatya'da, Erkelek grubu yine Malatya'da, Gümrevik grubu. Bu iki grup içme suyu bizim köylerimizin hemen hemen tümünün suyunu sağlamakta. Ama ne yazık ki, ne yazık ki her işte olduğu gibi bu işin de koordinasyonu doğru dürüst yapılamadığından dolayı bazı köylerimiz su alamamakta, bazı köylerimize de su boşa gitmektedir. Ve bir yandan da mevcut şebekeyi işletemezken bu şebekeye boyuna ek köyler alıyoruz. Bu hususta özellikle son 2 aydır çok büyük sıkıntı yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Bu sıkıntıların başında Gürlevik grubundaki adaletsizlik yatıyor. Gürlevik grubu öncelikle düşünülmüş, köy sayısı eşitken daha sonra çeşitli sebeplerle köy sayısı arttırılmış. Fakat bakım elemanı bulunamamış, bakım elemanları çalıştırılamamış, saat sistemine geçilememiş, musluk sistemine geçilememiş, musluk yok. Ve böylece işin bu projenin de ucunda kalan besli bu sudan yararlanamaz duruma düşmüş. Bu konuda ben ilçe meclisine teklif sunuyorum ve ilçe meclisi kararı olarak bildirmek istiyorum. Bu grubun işletilebilmesi için besli'de tamirat ekibinin oluşturulması lazım. Sadece besli köylerindeki kısma bakacak ve besliye gelen suyun başına sağlık koyacak. O saate göre köyleri ayarlayacak ve herkesin içmesini sağlayacak. İkincisi, hiçbir hizmet ücretsiz olmaz. Suyu içiyorsak arkadaşlar, bizim vatandaşımız suyu içiyorsa o suyun da zorunlu giderildiği karşılamak üzere yüzü de olsa bir miktar para ödemek zorunda. Yoksa birisi bahçesini suluyor, tarla yapıyor, bağ yapıyor, bahçe yapıyor, öbür taraftaki köylü ise susuzluktan kırılıyor. Buradaki köyleri gezerken görüyorum, Kızılay'da, Ören'de, Akdurak'ta susuzluktan kullanırlarken öbür tarafta 3 haneli bir yerde suyun ayağına bahçe yapacak. Bu adaletsizliktir. İnsafsızlıktır, başka bir şey değil. Oraya bir musluk taksa, ihtiyacı kadar suyu alsa belki 2 köy daha su içecek. Diğer yanda suyun vanalarıyla ilgili ilgisiz, yetkili yetkisiz pek çok insan oynuyor. Bu olmaz. Bunların hepsinin üzerine karar verdim. Birer, ikişer metre, ikiye iki odalar yapacağım ve anahtarların bir kısmı bende, bir kısmı da köy hizmetlerinde bulunacak. Gelen köy hizmetleri ekipleri dışında kimse o suyun ayarlamasıyla uğraşmayacak, uğraşmamalıdır. Bakınız, köylerde su bitirip getirmeye uğraşıyorum. Bir sürü problemle karşılaşıyoruz. Yazı Beylik'te vurduk, suyu akıttık, orada bir problem çıkmadı ama Çomak'ta elektrik problemimiz çıktı. Yazıkarı köyünde elektrik problemimiz çıktı. Öğrendi elektrik problemimiz çıktı. Ve o köylülerin ödedikleri para 70-80 milyonlarla ölçülüyor. Sırf bu suya kavuşabilmek için. Öbür tarafta hazır suyu akıtmamak da çok büyük lüks olmaktadır.
istiyorum. Bu da daha üst makamlarımıza da iletilecektir. İl ve ilçe meclisleri hakkında rapor. Başbakanlık makamını 3.1992 tarihi ve şu sayılı genel devirleri doğrultusunda ilk ilçe meclisi toplantısı yapılmış bulunmaktadır. Katılımcı demokrasi anlayışının toplumun tabanına inmesini gerçekleştirecek olan bu yeni uygulama ilçe meclisine büyük bir memnunlukla karşılanmış, gereken her türlü desteğin verilmesi kararlaştırılmıştır. Toplumun her türlü ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık ve birçok gereksinimlerini artık en uygun alt birim olduğu kesinleşmiş olan ilçe düzeyinden başlanarak planlanması son derece yerindedir. Ancak hemen gündeme gelen üç önemli husus vardır. 1. İl ve ilçe meclislerinin yasal dayanakları. 2. İlçede yapılacak gereksinim saptamalarıyla planlamanın ilçe bazında gerçekleşebilmesi için gerekli kaynak sorunu. 3. İlçe meclisi yapacağı saptama ve planlamaların il ve daha üst makamlarda ne ölçüde geçerli ya da etkin olabileceği. Bu soruların olumlu cevaplanması ve ilçe kararlarının en azından ilk düzeyinde belirli bir etkinliğe sahip kılınması katılımcı demokrasi anlayışını gerçekten yaşama geçmesini sağlayacaktır. İlçe yönetimine kaynak aktarımı son derece önemlidir ve belirli seviyede yatırım ve harcamaların ilçede tür emanet veya yerel katılım yöntemleriyle yapılması için de bu sorumludur. Kaynak aktarım için özel idare bütçesi veya yeni oluşturulacak ilçe özel idaresine nüfus başına pay verilmesi düşünülebilir. Ayrıca ilçede mevcut kum ve taş ocakları ile benzeri diğer doğal maddi kaynakların ilçe idaresinde kullanılması sağlanmalıdır. İl ve ilçe meclislerinin yapılanması yasallaşmalı, hatta anayasallaşmalıdır. Çünkü anayasamız mahalli idareleri tek tek sayma yöntemiyle sınırlanmış bulunmaktadır. İl ve ilçe meclislerinin anayasallaştırılarak yeni bir mahalli idare birliği ortaya çıkması durumunda hala mevcut bazı kurumların yeniden ele alınması da gerekecektir. Örneğin il meclislerinin ilin temel ve tek yetkili meclisi haline gelmeleri sağlanmalıdır. Aynı şekilde il koordinasyon kurumunda il meclisiyle bağdaşık hareketler ve kısa zamanda seçimle göreve gelmeleri sağlanmalıdır. Aynı şekilde il ve ilçe meclislerinde yer verilen meslek odalarına işçilere parlamentoda belli kriterler içinde doğrudan temsilci bulundurma hakkı tanınması, tabandan başlatılan yaygın demokratik katılımın en üst düzeye ulaştırılmasını gerçekleştirecektir. İlçemizde ilçe meclisinin sürekliliği kararların takipli uygulanmasını sağlamak üzere kaymakamın başkanlığında belediye başkanı ilçe meclislerinde seçilmiş. Bu Keşa kaymakamının hazırlamış olduğu bir raportu, ondan okuyorum. Keşa'nın iki il genel meclis üyesi, siyasi parti başkanları, muhtarlar derneği başkanı, esnaf odaları birbirinin temsilcilerinden oluşan bir koordinasyon ve yürütme grubu kurulmuştur. Bu grubun Keşa ilçesinin temel sorunları ve çözümlerini görüşüp, bu yönde gerçek, gerek kamu yönetimi, gerek partileri, gerekse özel kuruluş ve kişilerin ortak ve aynı içinde olmalarını sağlayıp, kararlaştırmış bir grubunun saygıyla selamlıyorum. Değerli üyeler,
ilçe meclisi ve il meclisi diye bir uygulamanın yeni olduğu bir genelge doğrultusunda yapıldığını hepimiz bugün de daha pekişmiş olarak öğrenmiş bulunuyoruz. Ben o zaman hatırlarsanız bunun yasal dayanağını yaptırımcı gücünün özellikle altını çizerek söylüyorum. Yaptırımcı gücünün ne olacağını soru işaretini sormuştum. Keşan Kaymakamı'na buradan da teşekkür ediyorum. Gerçekten o gün ve bugün de kafamızda soru işareti olan bazı meseleleri rapor halinde yukarıya ilermiş. Değerli arkadaşlar, ilçemiz gerek ekonomik, gerekse sosyal, gerekse kültürel bakımında bir takım eksikleri ve noksanları olan, bazı sahalarda da mesafe alınmış olmasına rağmen eski ve tarihi bir ilçemiz. Biz burada büyüğünden küçüğüne doğru sorunlarımızı dile getiriyoruz, tartışıyoruz ve hatta Sayın Kaymakamımız da ifade ettiği gibi kendi ilçe tutanaklarımıza geçiriyoruz. Fakat bunun bu dile getirme, tespit edilen bu sorunları nerede ve nasıl, ne zaman çözüleceği konusunda hala benim şahsen kaygılarım ve kuşkularım var. Mesela yol konusu, basit bir misal vermem gerekirse, köylerin yol konusu tamamen köy hizmetlerinin uhdesinde olan bir konudur. Biz burada bazı köylerin ismini sayarak icabında tespit yapıyoruz. Bu tespit köy hizmetlerine yaptırım gücü nedir? Onlara ulaşıyor, ulaşmıyor. Hala daha bir koordinasyon sağlanmış değil. Gördüğüm kadarıyla. İkinci bir husus da bunu misal vermek için söyledim. Keşan Kaymakamı'nın belirttiği gibi bu ilçe ve il meclisleri konusu şu günlerde Türkiye'de çok lafı edilen demokratikleşme, şeffaflaşma gibi kelimelerin arkasında uygulamaya konulan bir program. Bu program demokratik değil. Demokratik olsaydı bir atananlar vardır, bir de seçilenler vardır. Seçilenler il meclisinde temsil ediliyor. Yani atanan atamayla bile ben şahsıyla ilgili söylemiyorum. Yani genel bir uygulamadır. Bu bir sıkıntıdır. Beşli Kaymakamı yalnız tek başına gidiyor. Adıyaman'da il meclisinde yalnız Beşli'yi tek başına temsil ediyor. Bu demokratik değildir. O zaman Sayın Valimiz memurların toplası, daire amirlerinin toplası bir toplantı yapsın, yapıyor zaten. Çeşitli vesilelerle yapılıyor bildiğimiz kadarıyla. Bunun neresinde demokratik bir uygulama? Ben hatta derim ki bir adım daha öteye giderek Keşan Kaymakamı'nın çok güzel belirttiği il meclisinde belediye başkanlarımız, il genel meclisi üyelerimiz ve hatta belli bir oranda belediye meclisi ve muhtarlarımız da temsil edilmelidir. Demokratikleşme budur. Ataman insanları toplayıp konuşmak demokratikleşme değildir. Bunun altını çizerek ve üstüne basarsa söylemek istiyorum. Ve değerli arkadaşlar, belediye başkanı arkadaşlarım, il genel meclis üyeleri arkadaşlarım da bilirler. Bir de bunun dışında
Esen Kaymakam okudu. Yani birinci ilçe meclisinde toplantısında aldığımız sorunlarla ilgili kararları bir daha okudu bunlar. Ve çok güzel de o geçmiş şeyi hatırladık. Ve orada ben gördüm ki Beste'nin sorunları iki başlık altında geçti. Dedim o, biri işte Pablo Beste'de şu birlik tarafından geçici bir şey kurulup alınması hususunda meclis kararına geçmiş. Bir de aşağı şeydir ki eski eserleri koruma konusunda teşebbüs edilmesi diye bir madde geçmiş. Ve yine başka il dairesi arkadaşlar, müdürleri arkadaşlardan dinledi. Beste Kaymakamlığı Beste'nin sorunlarını çok güzel dile getirdi. O demin okuduğu raporlar doğrultusunda çok güzel dile getirdiği şeklinde de duymuştum. Ama baka baka baktım ki iki tane güdük bir şey çıkmış ortaya. İl meclisinde Beste'nin sorunu burada Pablo alınsa ne olur, alınmasa ne olur. Eski eser baş üstüne güzel diyorlar. Fakat bizim ana sorunlarımız var. Özellikle çözülmesi gereken ana sorunlarımız var. Demin Kaymakam Bey sizlere arz etti. O sorunlarımız il meclisinde dahi bir kelimeyle geçmemiş. Böyle bir uygulama yapmış. Çok yanlış. Böyle bir uygulama olmaz. Şimdi tabii ben başından beri bu olayın temele oturması, bir yasa dayanağı ve yaptırımcı gücünün ve hatta kaynak yaratacak şekilde mahallinde çözülmesinde yana olan ve bu inancı ve fikri taşıyan bir insan. Böyle bir olayı, böyle bir organizasyonu takdirle karşılıyorum. Ama hala daha muallak, hala daha boşlukta, geçmiş toplantıda söylediğim gibi havada su dönme şeklinde olursa bu yanlış olur. Bunu mutlaka ve mutlaka aramızda çok değerli bir hemşerimiz de var. Kendisi bu konuda üst düzeye bu mesajlarımızı götürecek bir şahsiyet. Bu sıkıntıları, bu önerilerimizi götürürse memnun oluruz. Böyle bir olaya da bir ilçe meclisinin çalışmalarını ve konuşulan mevzuları da yukarıya alttan hareketi ve tartışılan konuların mahiyetini aktarırsa memnun oluruz. Masa başında alınan bir takım kararlar uygulama safhasında eksiği ve noksanı olabilir. Bunu tabii karşılıyorum ama tekrar ediyorum, il meclisinde eğer adına demokratikleşme diyeceksek, eğer adına şeffaflaşma diyeceksek, yalnız ilçenin kaymakamı il meclisinde temsil, bir ilçeyi kusura bakmasına şahsıyla konuşurdu, temsil edemez. İl meclisinde mutlaka seçilmiş insanların bulunması gerekiyor. Bu imajda. Değerli arkadaşlar, ilçe bazında kendi gücümüzle, kendi imkanlarımızla çözebildiğimiz, çözmeye çalıştığımız bazı sorunlarımız var. Ben konuyu burada kapatarak Beste Belediyesi olarak kısaca, özet olarak bazı yatırımlarından bahsedeceğim ve ihtiyaç duyduğumuz ilçe meclisine sunmak istediği meseleleri de burada aktaracağım. Değerli arkadaşlar, ilçemizde bu yıl 92 yılında ana caddemiz hariç diğer caddelerimizde geniş bir beton
başlıklarıyla geçiyorum. Belediye sarayı inşaatımız hızla devam ediyor. Salda Bedirs'te dediğimiz mevkide 700 dönüm bir araziyi bu muhtarlarımıza da bir sinyal verebilir. Eğer şeref müsaade ederse o konuda da ben bir parantez açmak istiyorum. Bir yetkinlik kanunu olarak düzenliyoruz. Yalnız şehrimin bana verdiği bir ışık, bir sinyal doğrultusunda 5 denli kaya girişinde bir alanı daha bir teklif halindedir o. Özel kişilere veya tüzel, bunlar muhtarlık da olabilir herhalde, belediyeler özel ağaçlandırma sahasına tahsis ediyor Orman Genel Müdürlüğü. Bu konuda bizim teşebbüsümüz oldu. Orman Genel Müdürlüğü onun dikim ve koruma masraflarını da veriyor. Bu konuda muhtarlarımız, köylerimiz dikkate değer bir konudur. Orman idaresiyle temas kurulsa daha geniş bilgi alabilirler. Ayrıca bunun dışında bizim ana Atatürk Caddesi dediğimiz Gölbaşı çevre yolunu bağlayan yolumuzun durumu ağır. İzah etmeye, söylemeye gerek yok. Yalnız bu yol tabii ki karayollarına ait bir yoldur. Belediye olarak sıkı bir diyalog halindeyiz bölge müdürlüğüyle. Yalnız müjdesini aldık. Yapacaklarını söylüyorlar. İnşallah en kısa zamanda o yolda yapılırsa Beksin'de yol konusunda bir hayli mesafe almış olacağız. Değerli arkadaşlar, Beksin'in en büyük ana başlığıyla iki sorunu var. Birincisi Küçükzane, merkez için söylüyorum. Beksin'in merkezi için konuşuyorum. Küçükzane sitesi 350 dükkan olarak Sanayi Bakanlığı 1991 yılı programına girmişti. Arsa meselesini hallettik. 165 dönüm belediye olarak istimlak ettik. Götürdük kooperatife. Besli Küçük Sanayi Sitesi kooperatifine verdik. Ve her şey hazır. Planı hazır, projesi hazır, keşfi hazır. Her şey hazır. Ve ümürlü 1992 yılı mali yılında temeli atılacağı yolundaydı. 20 Ekim'den sonraki kurulan hükümete ve siyasilere bu konuda gereken 7 milyar konut programına, fakat yatırımlarda tasarruf gerekçesiyle geri 1 milyona düşürülen Besli Küçük Sanayi Sitesi şu anda Ankara'da yaptığımız görüşmelerde aldığım bilgilere göre Sanayi Bakanlığı, DPT, Devlet Planlama Teşkilatı, Yatırımlar Teşvik Fonu'na 2 milyar lira bana verin ki Besli Küçük Sanayi Sitesi yapalım şeklinde bir yazı yazmış. Ben saygıdeğer hemşerime burada bunu söylerken not olarak bize yardımcı olmasını ve ilgili siyasi arkadaşlarımızın da Besliler ve Ankara bazında bu konuda destek olmalarını huzurunuzda rica ediyorum. Şimdi 2 milyar lira Devlet Planlama Teşkilatı'ndan yatırımlar teşvik fonundan istenmiş. Ve ilgili uzman arkadaşlarla görüştüğümde bu paranın çok zor verileceği itibasını aldım maalesef. Ama hiç mi değilse 1 milyar, hiç mi değilse 500 milyon bir para çıksın, bir mükayyede verilsin ve hiç mi değilse bu sene başlasın diyoruz. Besli'nin kurtuluşu, Besli'nin istikbalde mesafe alması bu olaya bağlıdır. Bunu altını çizerek tekrar söylüyorum. Dikkat ederseniz Besli'de mülkiyet fiyatları alabildiğini almıştır. Bir değer artışı vardır. İsim vermeyeceğim. Dün Besli'nin merkezi bir yerinde
metrekaresi 20 milyon liraya yer satılmış merkezi diye. Değerli arkadaşlar, bir de Kaymakam Bey'in belirttiği bizim de direkt içinde olduğumuz toplu konut olayı var. Bu 220 konut olarak inşası devam ediyor. Arsayı yine belediye olarak istimlak ettik. Adli bazı problemlerimiz var. Onları aştıktan sonra inşallah yine değerli hemşehrimizden bu konuda da yardım ve desteklerini göreceğimize inancım tam, sonsuz. İnşallah o konuda da büyük bir mesafe alarak Besni merkezinin bu iki ana sorununu çözmek nasip olacak. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. İl meclislerinin çalışma sistemiyle ilgili olandı. İl meclisleri ve ilçe meclisleri yeni kurulmuş kuruluşlardır. Bunların tabii ki aksaklıkları olacaktır. Tabii ki aksayan yönleri olacaktır. Uygulama içinde bu aksayan yönlerin düzeltilmesi yoluna gidilerek bunu tam istenilen faydayı sağlaması için gerekenler yapılacaktır. Bu şu anda burada bu meseleleri konuşuyor olmamız bile bunun demokratikleşme yönünde atılmış bir adım olduğunu göstermektedir. Tabii ki tefsir işlerinde ve bazı hususlarda eksiklikler vardır. Ben şimdi il meclisinin oluşumuyla ilgili kısmını okuyorum. İl merkezlerinde valinin başkanlığında ilçe kaymakamları ile o ilde bulunan üniversite rektörleri, il belediye başkanı ve o ilde bulunan tüm meslek oda kuruluş ve temsilcileri ile siyasi partiler ve kooperatif temsilcilerinden ve il öncümen üyelerinden teşekkür edecek iştihali bir il meclisi oluşturulacaktır. Demektir. Bunun yorumu çok farklı. Her il bunu farklı yorumlamış. Tabii Adıyaman'da bu olayı kendisine göre yorumlayıp uygulamış. Ama Türkiye'deki bu aksaklıklar nasıl Keşan Kaymakamı arkadaşımızın yazdığı gibi 5-6 tane var o. Bu aksaklıklar iletilmiş bir kare ve zaman içinde bu aksaklıklar giderilecek ve tam demokratik yapıya ulaşılacaktır. Ben esas eksik olarak gördüğüm husus yaptırım gücünün olabilmesi için bir bütçesinin olmasının sağlanmasıdır. Bu husus tabii Ankara'yı bilgilendiren bir husustur ama şurada bu sorunları birlikte tartışıyor ve konuşuyor olmamız bile demokratikleşme yolunda atılmış bir adımdır. Ve inşallah daha da gelişecektir. İkincisi, bizim burada yaptığımız toplantıda tavanda su dövmek değil, Besni'nin veya ilde olsun ilin sorunlarını bir kez daha gözden geçirmektir. Tabii ki bütün sorunları gözden geçirmek, bütün sorunları bir anda çözmek anlamında düşünmemesi lazım. Ama başlamak da bir işi bitirmenin yarısıdır. Konuşmaya başlamak da, tartışmaya başlamak da o sorunu gündeme getirmek demektir. Ve gündeme geldikten sonra çözüm yolları üretmek elbette ki olayı daha sonraki zaman içinde çözüme kavuşturacaktır. Alınan kararlar demin okudum. Masa başı kararları uzmandan çıkmış ve hakikaten hepsi üzerinde belli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda demin anlattığım ne çalışmalar yapıldığını ne safhada olduğunu bir tek konuda başarılı olamamışız. Orada Çuko Birliği'nin Besni'de depo açması konusunda orada çalışma devam ediyor. Yani bu hususta zaman içinde çözüme kavuşacaktır. Yıllardır çözüm haline gelmiştir. Diğer taraftan il meclisinde, ilçe meclisinde alınan kararların gündeme gelip gelmeme
dağıtım yerleştirme, bağcılık geliştirme projelerinin bir an evvel yapılması, fıstık üretiminin desteklenmesi, ülke sorunlarının çözümü için orman kadastrosunun başlatılması, sulu tarıma geçilmesi için önemli olan Çatal Ağaç barajı çalışmalarına hız verilmesi, GAP projesi içindedir bu çalışma. Sayın Başbakanımızın da GAP'ın Urfa'da yapılan GAP'ın elektrik üretimine geçme töreninde bu barajların hızla yapılması gerektiğini ve hızla da yapılacağı yolunda bir ışık yakmıştır. Bunu da üst düzeydeki yöneticilerimizin ve il valimizin konuyu başbakana arz ettiğini zannediyoruz. Tabii bu konu bir finansman sorunu. Ülkenin büyük problemlerinden, büyük sorunlarından birisi. Devlet planlama teşkilatı önce ve planlama koordinasyon başkanlığı önce bunlar planlanır. Devlet su işleri bunları planlar ve yapılır. Kösecili köyünde fıstık işleme tesisi daha iyi şartlarla çalıştırılması için imkanların araştırılması. Bu da orada konuşurken çıkmıştır. Besli ilçesinin su ihtiyacı görevi kaynağından karşılandı. Ancak Adıyaman'ın merkezinin büyümesi
bunların 6000 metreye kadar santrala uzaklık mesafesi 6000 metre olduğu için yukarısı aşağısı da bitti. Sonra bunların 6000 metre üzerinde olduğu için baş müdür diyecek karşılamış. Yalnız baş müdür evresine ilerledi ki çakallar 5 milyon olmuştur. Yukarısı öbür arası 2000 metre bu arada kavrulmuş. Buraya da en aşağı bir 20 favore verilmesi söz konusu dedim. Baş müdür bey düşünebilirdi. Ben kendisi de sadan öğrenmek üzere. Şimdi arası baş müdür. Yani her
anki hesapladığım şeye göre Hacali Santralı'na 10 tane yerleşim yerine telefon vermişler. Bu kapasitesi 500 kapasite, 468 tanesine dağılmış durumda. Kedici'ye 500'lük bir abone, buraya da 11 yerleşim yerine telefon dağılmış. Medrasına, müşahenin medrasına dair ne verilmiş. Buna da doğmak üzere Kürtçeli'ye, Kürtçeli'nin kendisine beraber 4 yerleşim yerine verilmiş. Sarıyaka'nın 500'lük santralı geldi. Bağırsak da çağırsak da vay telefon niye kesildi diye. Çünkü telefon